Şimdi Nermin Ünsal evladı için çıkacak son kararı bekliyor. Kendisiyle konuşacağız. Nermin Ünsal merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Şule Hanım. Yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Şimdi bize son durumu anlatabilir misiniz? Rapor verildi. Bu iki insanın cezaevinde kalamayacağı rapor edildi. Bu andan sonra hem bir anne olarak hem de yargıç olarak bize bir bundan sonraki süreci anlatabilir misiniz? Kaç saat içerisinde belli olur bu? Şule Hanım. Yargıtay 16 Ceza Dairesi'nde Şubat başında dosya gitti. Ve de Ebru Timtik, avukat Ebru Timtik ile oğlum avukat Aytaç Ünsal adil yargılanmamaları ve tüm hukuksuzluklar Türkiye'deki tüm adalet çığlıkları için bedenlerini önce açlığa yatırdılar. Daha sonra 5 Nisan'da bunu ölüm orucunu çevirdiler. 6 ay geçmesine rağmen Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararını vermedi. Bunun üzerine biz avukatlar olarak mahkemeye müracaat ettik. Adliyette kurumda sevk edilmelerini, sağlık kurumlarının cezaevinde kalmaya uygun olup olmayacağını tespitini istedik. Dün itibariyle Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal adliyette kurumuna götürüldüler. Bugün de adliyette kurumunda sağlıklarının cezaevinde kalmalarına uygun olmadığını ilişkin rapor mahkemeye gönderildi. Şimdi mahkeme bu raporu incelemekte. Sizin de değindiğiniz gibi 1-2 saat içerisinde rapor sonucunda bir tahliye kararı çıkacağını umuyorum. Zira avukat Ebru Timtik 35 kiloları düştü. Boğazına kadar inen yaralar var. Su bile içmekte zorlanıyor. Zira artık saatler değil dakikalar önemli. Yaşamaları gerekiyor. Dosyanın ne zaman karara çıkacağı belli değil. Adli tatil sonrasında kaldı. Yine Aytaç'ın durumu da çok kritik. Mide bulantıları had safhada arttı. Geceleyin ağzında tüplük birikmesi ve solunum kesilmesiyle uyandığını söylüyor. Kas ağrıları had safhada. İkisinin durumu da çok kritik. Acilen tahliye edilmeleri gerekiyor. Bu kararın verileceğini umuyoruz Şule Hanım. Nermin Ünsal, ben tebessüm ederek açtım bugün. Söz ettiğiniz her şeyin ne kadar acı olduğunu bir anne olarak da eski yani hukukçu kimliğinizin dışında bir anne olarak bunları söylemenizin zor olduğunu biliyorum. Tebessüm ettim. Nedeni de şu, hukuksuzluk uzayabilirdi. Cezaevinde bu koşullarda kalmaya devam edebilirlerdi. 35 kilo olması, ikisinin de kas erimesinin devam etmesi bunlar elbette çok acı. Peki size şunu sormak istiyorum. Daha önce de konuştuğumuz ve bildiğimiz için bir tahliye işlemi gerçekleşirse ve sonrasında ki süreçte Yargıtay'ın kararı artık Eylül'den sonra olacak. Nasıl bir karar alacak Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal? Buna ilişkin bir konuşma oldu mu? Bunu anne olarak soruyorum. Henüz kendileriyle bu yönde bir konuşma olmadı. Önce sağlıklarının düzeltmesi için çaba sarf edeceğiz. Tabii ki biz yaşamdan yanayız. Bu ölüm orucunun sürmesini istemiyoruz aile olarak. Ancak ilginç olan şu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi bu hukuksuzluklar ayyuka çıktı. Bütün 39 baro başkanı bunu daireye gidip anlattılar. İnanın ben hakim olarak söylüyorum. 3 celsede bu dosya bitti. 1. celsede savunmaları alınıp daha önce de söylemiştik tahliye edildiler. Ancak 10 saat geçmeden yeniden tutuklandılar. Yani 2. ve 3. celse dosyanın 2. ve 3. celse zabıtları okunsa hiç hukuk, usul, kanun uygulanmadığı zaten görülebilirdi. Ama her nasılsa 1 Haziran'da bir ay içinde ölüm oruçları olduğu için karar verileceğini söylenmesine karşın Eylül ayına bırakıldı. Hatta biz uyaptan ve basından izlediğimiz üzere bu CHD'li avukatların dosyasından çok sonra gelen dosyalar inanın ele alınıp karara bağlandı. Tabii ki yaşamaları için çaba sarf edeceğiz Şule Hanım. Evet. Nermin Ünsal, çok teşekkür ederim. Umarız birkaç saat içerisinde o tahliye haberi gelir. Biz de sizlerden öğrenmiş oluruz. Tekrar konuşabiliriz. Çok sağ olun. Valla ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.